Akıllı sporcuların kanalı Ağır Sağlama, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda enteresan bir konuyu ele alacağız. Egzersiz bizi aptallaştırıyor mu? Sevgili Ağır Sağlam izleyicileri, gün geçmiyor ki birileri fitness'a, egzersize sallamasın. Gerçekten e, bazen şunu düşünüyorum, objektif bir şekilde buna yanıt verin. Bizim ülkemizde doğru şeyler mi daha fazla taşa tutuluyor, yanlış şeyler mi? Lütfen bunu bir değerlendirelim. Gerçekten bu konuda objektif bir... Ee, Akademik çalışma bile yapılabilir. Bunu bir analiz edelim. Bence burada ciddi bir sıkıntı var arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi. Çoğu insan spor yapmıyor ve spor yapmamanın maliyeti çok yüksek. Bunu da Dünya Sağlık Örgütü söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nü de çoğu insan beğenmiyor. Özellikle pandemi performanslarından dolayı. Evet hatalar olabilir. Fakat Dünya Sağlık Örgütü birçok ülkenin sağlık bakanlıklarıyla beraber çalışır. Ve bu tip noktalarda çıkarabileceği referanslar bizim için kıymetli bir yol göstericidir arkadaşlar. Yani Dünya Sağlık Örgütü bir tane adam değil. Böyle kafasına göre bir şeyler söyleyen. Onu bilelim. Bilim ne söylerse söylesin veya akla ne kadar yatkın gelirse gelsin. Bazen benim de tanıştığım doktorlar hatta çok prestijli olan insanlar benim böyle sporcu olduğumu, spor yayıncısı olduğumu görünce, yarışmalara falan da katıldığımı görünce hemen şunu diyorlar. Ya tabii ki egzersiz iyidir bir miktar fazla kilolu olmamak lazım ama çok fazla egzersiz yaptığın zaman da tıpkı arabanın kilometresinin arttığı gibi sakatlık riskleri artıyor. Artık bünyeyi yoruyorsun, kalbi yoruyorsun. Bu iyi değil, faydalı değil demeye başlıyorlar. Gerçekten böyle mi diye arkadaşlar tabii ki bir e, reels videosu çıktık geçenlerde. Okan Bayülgen bununla alakalı bir şeyler söylemişti. Spor yapmak obez bir hareket bence. Obezliğe karşı ama obez bir hareket. Sürekli o vücudu yormak. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yetişkin nüfusun %80'i yetersiz hareket ediyor ve DSO bunun için 150 dakika aerobik egzersizin yanında 2 seans da kuvvet antrenmanı öneriyor. Ve sürekli o yorgunluğu enerji olarak geri al, almak için sürekli tekrar yemek Yetişkin bir Türk insanı günde ortalama 3700 kalori tüketiyor. Ben yarışan bir sporcuyum, ortalama 3000 kaloriyle besleniyorum. Makinayı erken yorulmuş ve cennete yollanmış olursun. Ya bu çocuklar da genç ölecekler bu arada yani. Çalışmalara göre tüm sebeplere bağlı ölüm riski aktif bireylerde sedanter bireylere göre %35'e kadar daha az ve 50 yıl takipli bu çalışmaya göre elit sporcular sağlıklı bireylere göre 5-6 yıl daha uzun yaşıyor. Yani durum bu kadar net arkadaşlar. Sağlık açısından tabii ki eğer sporcu profesyonel bir sporcuysa ve overtraining aşamalarına gidiyorsa bu sporcu doping kullansın veya kullanmasın doping durumu farklı tabii ki. Doping kullanmasa dahi overtraining olduğu noktada psikolojik olarak, fiziksel olarak biraz yıpranacaktır. Yani daha ağır uyuması gerekecektir. Stres seviyesi, anksiyetesi artacaktır. Fakat bu hepimizin yaptığı her türlü işte de söz konusu olduğu için bu bunalma semptomları Bunları tutup da sağlığa zararlı diye söylemenin pek bir mantığı yok arkadaşlar. Bir ordinarius profesör de bunu size söylediği zaman bilimin gereği olarak önce dinleyeceğiz. Verilen, istenen çıktığı nedir? Rasyonel analizini yaptıktan sonra doğru soruları sorarak, güncel bilimsel verileri de bunun karşısına koyarak bunu yanıtlayacağız. Yani benim karşımda ordinarius profesör asrın lideri vesaire de olsa ben aynı tutumu sergilerim. Sorgulayıcı bir şekilde kendisine güncel bilimsel verileri sorarım. Ben burada anlattığım şeylerin de herhangi bir uzman tarafından çürütülebileceğine ihtimal dahi vermiyorum. Zaten kimse Türkiye'de böyle şeyleri denemiyordu. Peki, tekrar saldırıyorlar. Sağlık. Tamam, sağlığı çözdük. Ama fitness seni mal yapıyor. Hadi buna bir yanıt verelim. Empire Strikes Back. İnsanların bence IQ'sunun en düşük olduğu yer spor salonu Arkadaşlar ben bir mühendisim ve fitness'ı çok faydalı olduğu için yani hayat kalitemizi artırma noktasında tıpkı eğitim kadar önemli bir şey olduğu için tercih ettim ve bu konuda mühendisliğimi sergiliyorum. Herhangi bir ortama girdiğim zaman da Tabii ki vücut geliştirmeci olduğum için çok böyle hani o kullanan klasik stereotip e, bodycilerden olmamama rağmen bir yargıyla karşılanıyorum. Ben böyle şeyleri kafaya takan bir insan değilim. Stoik bir insanım. Birisi beni yargılamış, ezmiş, küçümsemiş umurumda değil. Fakat insanlar bundan etkilenebiliyor ve bu çok yaygın. Çoğu zaman çok konuşulmuyor. Yani her zaman Okamba ülgenin söylediği gibi veya ekşi sözlükte Birkaç tane boş boğazın söylediği gibi herkes bunu dile getirmiyor. Ama biraz dürttüğünüz zaman herkes vücut geliştirmeyle uğraşan insanların birer geri zekalı olduğunu düşünüyor. Hatta sağlıklı bir insanın da işi gücü olan çok eğitimli, çok başarılı bir doktorun da mesela vücut geliştirmeyle sporla çok kafayı bozarsa zekasının gerileyeceğini düşünüyorlar. Bunu samimi bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. İnsanlar böyle düşünüyorlar. Bu çok yaygın. Tabi bunu söylerken insanların bir bilimsel verisi falan mı var? Hayır. Tamamen kendi gözlemleri. Hatta gözlemleri bile değil. Çünkü çoğu zaman bu insanların sporcularla çok fazla konuştuğunu da zannetmiyorum. Kendi kafalarındaki tahayyülleri bize anlatmaya çalışıyorlar. Tıpkı hayatı boyunca hiç zengin bir iş adamıyla tanışmamış insanın zengin insanlar kalpsizdir demesi gibi. Ya da hayatı boyunca hiç ünlü, kamera karşısında böyle milyonlara hitap etmiş, insanı görmeyen insanın ya bu işte ünlü insanların hepsinin egosu çok havada demesi gibi. O insanların egosu havada değil. O insanlar belki çok daha fazla empatik kapasitesine, becerisine sahip olduğu için zaten ünlü oldular. Fakat e, bu insanların da vakti var. Sen onu gidip kitlemeye çalıştığın zaman o insan sana aynı şekilde gelip yani senin onu tanıdığın kadar o seni tanımadığı için sen böyle düşünebilirsin. Sen zengin bir iş adamının kalpsiz olduğunu düşünebilirsin ama o insan sadece rasyonel olarak doğru tercihleri yapma noktasında belki de senden başarılı. Belki de sen daha başarılısın fakat şansın yaver gitmedi. Fakat tutup da bunun üzerinden zengin insanlar kalpsizdir, ünlüler kalpsizdir, badiciler de geri zekalıdır demenin eşit seviyede yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama bize böyle düşünüyorum, ediyorum vesaire gibi cümleler yakışmaz. Hadi bunu analiz edelim. Hangi noktalarda analiz edelim? Bir, Spor düşünme kapasitesinde IQ'da hafızada bir gerileme yapıyor mu? Bunlara bakalım. 2- Spor üretkenlikte, kariyerimizde, kazanacağımız parada yani hayatımız için ne yapıyoruz? Uyuyoruz, ondan sonra da çalışıyoruz. Bunda bir gerileme yapıyor mu? 3- Spor çevreleri, yani bu bir... E spor ortamı olabilir. Spor salonunda takıldığımız insanlar. Bir kulübe gidiyoruzdur. Basketbol oynuyoruz. işte futbol oynuyoruz. Neyse o kulüpte işte taraftarlar, holiganlar. Bu ortamlar, bu çevreler, spor çevreleri bize zarar veriyor mu? Bunu da denklemin içerisine sokalım. Ve dördüncü olarak egzersiz, spor, badici olmak, güçlü olmak insanın karakterini bozuyor mu? İnsanı daha toksik bir hale getiriyor mu? İnsanlar bunu nereden öğrenebiliriz? Mesela hangi araştırmalara bakabiliriz? suç işleme olasılıkları bu insanlarda artıyor mu? Topluma daha mı zararlı oluyor bu insanlar? Bu dört maddede incelersek herhalde bilimsel olarak doğru yanıtı vermiş oluruz. Yani kendi kendimize propagandamızı yapmış oluruz. Bu iddiaları söyleyen insanların bu videoları izleyeceğini zaten zannetmiyorum. Öncelikle spor ve IQ noktasında bakalım. Bu konuda çalışmalara baktığım zaman ilk olarak karşıma akut etkiler çıktı. Yani ben eğer bir buçuk saat boyunca ciğerim patlayana kadar koşarsam o esnada muhtemelen vücudumdaki kan dolaşımı artacaktır. Fakat bu kaslarıma özellikle de bacaklarıma yoğunlaşacaktır. Ve adrenalin seviyem arttığı için muhtemelen çok sağlıklı, en doğru, en sakin kararları bu aşamada veremeyeceğiz. Bitkinlikle beraber arkadaşlar bir miktar hafızamız, bir miktar düşünce kapasitemiz zayıflıyor. Fakat bu geçici bir efekt. Bu tıpkı işimizi yaptık, akşam trafikte biraz yorulduk, bunaldık, eve geldik. Önce bir bacaklarımızı uzatıp şöyle hiçbir şey yapmamak isteriz, değil mi? Bu aynı öyle bir efekt. Akut efektler zaten kalıcı bir etkiye sahip değil. Dolayısıyla body'nin IQ'yu gerilettiğine dair burada hiçbir şey çıkmıyor. Uzun vadeli etkilere baktığımız zaman tam tersi şeylerle karşılaştım. Yani body IQ'yu düşürmüyor. Beyni zayıflatmıyor. Aksine artırıyor. Düzenli egzersiz özellikle de egzersiz miktarı arttıkça faydaları da artmakla beraber bizim beynimizin nöroplastikliğini artırıyor. Yani beynimiz artık farklı noktalarla ilişki kurmak konusunda zenginleşiyor. Bu zenginlik, bu kapasite, bu beceri öğrenmeyle birlikte de desteklenirse yani kişi spor yaptığı gibi kariyeriyle alakalı, işiyle alakalı, çevresindeki olaylarla alakalı becerilerini geliştirmeye çalışırsa yani hem basar hem de okursa o basmayla elde ettiği beceriler onun okumayla elde ettiği becerilerle kombin olduğu zaman o kişinin daha zeki olmasını sağlıyor. Yine aynı şekilde bu insanın hareketli olan bu insanın, sportif olan bu insanın eliyle mesela bir beceriyi yaparken de daha iyi öğrenebileceğini söyleyebiliriz. Ya yani bu adam genel olarak daha becerikli oluyor arkadaşlar. Tabii ki egzersiz ne yapıyor? Endorfini artırıyor. Yani mutluluk hormonunu artırıyor. Genel olarak bize bir başarı hissiyatı da veriyor. Dopamini de artırıyor. Dolayısıyla kişinin meşru yollarla ...pozitif hormonlar salgılamasını da sağladığı için kişiyi daha pozitif yapıyor da diyebiliriz. Bunlar da tabi yine beyne yaptığı pozitif etkiler. Ben uzun uza diye anlatmayayım şöyle makalelerle beraber üstünden tek tek geçelim. Aşağıda linkler var siz de oradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Harvard'ın bu raporuna göre beynin düşünme ve hafızayla alakalı olan bölgelerinin sporcularda daha gelişmiş olduğunu ifade ediyorlar. Buradaki çalışmalara göre tek bir antrenman yapmak dahi yani yürümek dahi hafızaya fayda sağlıyor... Bu yüzden genelde insanlar egzersiz halindeyken, hareket halindeyken daha etraflı düşünebiliyorlar. Örneğin ağır bir sete giriyorsunuz. Set arasında beyniniz adeta açılıyor. Unuttuğunuz şeyleri hatırlamaya başlıyorsunuz. Bunu sürekli olarak yapmaya başladığınız zaman hafızayla alakalı problemleriniz azalıyor. Bu çalışmaların çoğu gençler üzerinde yapılmış uzun vadeli çalışmalarında gerektiği eklenmiş. Fakat yaş ilerledikçe hafızayla alakalı problemleri yaşama olasılığımızın da düştüğünü söylüyorlar. Bu çalışmaya göre fiziksel olarak fit olanlar daha iyi IQ skorlarına sahipmiş. Bu tabii ki anket tarzı, gözlem tarzı bir çalışma. Doğrudan sebep olduğunu iddia edemeyiz. Yine de fit olan insanların IQ skorlarının daha iyi olduğunu gözlemlemişler. Bu da bir şey söylüyor bize. Daha önce de tabii ki hayvanlar, çocuklar ve yaşlılar üzerinde de buna benzer çalışmalar yapılmış ve fiziksel fitnessla mental beceriler arasında da bir korelasyon görülmüş. Bu çalışmaya göre iyi sporculukla zeki olmak arasında bir ilişki var. Fakat hangisi hangisini tetikliyor bu noktada net bir gösterge yok. Ama en azından daha iyi sporcu oldukça geri zekalı olduğumuzu söyleyemediğimizi burada vurgulamak isterim. Bu çalışma bilişsel gerilemeyi, özellikle yaş ilerledikçe düşünce kapasitemizde gerilemeler oluyor. Bunların aktif insanlarda en az iki kat yavaş olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bir diğer çalışma beynin mekanistik olarak neden daha iyi çalıştığını anlatıyor. İnsülin like growth faktörlerin nasıl beyin gelişimi ile alakalı olduğunu söylüyor. Yine buradaki raporda egzersizin beyni nasıl desteklediğine dair de görselleri görebiliriz arkadaşlar. Buradan çıkaracağımız ders ne? Spor ve fit olmak eğer bizim beynimizde IQ'muzda bir ilerleme sağlamıyorsa kesinlikle gerileme sağlamıyor. Yani spor yapan insanların gerizekalı olduğunu iddia etmek Doğru değil. Peki spor kariyerimiz ve üretkenlik noktasından nasıl faydalı olur? Şimdi IQ'yu düşürmüyor ama spora çok fazla vakit harcıyor insanlar. E bu vakitte ne yapabilirlerdi? Yeni bir makale yazabilirlerdi. Yeni kitaplar okuyabilirlerdi. Ah 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 spor var ya spor. Ne kadar vaktimizi alıyor? Spor olmasa derslerimize ne kadar çok çalışacağız değil mi? Bir de şöyle söyleniyor. Ya şu çok zengin olan insanlara bak kardeşim. Bu adamlar fit mi yani? Bu adamların hepsi göbekli. Ama milyarderler en güzel kızlar onların yanında. Yine bu da arkadaşlar kendi çevremizde sınırlı bir düşünme kapasitesiyle uydurabileceğimiz örnekler anlamına geliyor. Biz bakalım bilimsel çalışmalar ne söylüyor. Öncelikle az önce bahsettiğim çalışmalardan dolayı zaten spor insanın zihnini açtığı için, önünü berraklaştırdığı için bu arkadaşlar muhtemelen kariyerlerinde daha başarılı olacaklardır. Fakat bu benim kendi yorumum. Öte yandan şöyle de bir şey var. Örneğin Türk insanı dünyadaki en çok çalışan insanlardan bir tanesi. Yani millet olarak biz çalışma saati en yüksek olan toplumlardan bir tanesiyiz. Fakat yüksek performanslı insanlar saat olarak çok çalışmıyorlar. Verim olarak çok çalışıyorlar. Örneğin en çok parayı kazanan insanlar günde 32 saat çalıştıkları için o paraları kazanmıyorlar. Sistemler geliştiriyorlar, belli kurgular yapıyorlar ve becerileri yüksek olduğu için daha fazla üretime sonuç verebiliyor bunlar. Türk insanı çok fazla saat çalışıyor fakat bunun karşılığında çok az dolar eden üretim yapabiliyor. Örneğin bir Alman daha az saat çalışıyor bunun karşılığında çok daha fazla dolar eden üretim yapabiliyor. Onların teknolojileri daha iyi, onların iş modelleri daha iyi demek ki. Bu da ne anlama geliyor? Yani zaten süreyle alakalı bir problemimiz yok bizim. Kimse vakit yetmezliğinden dolayı kariyerini maksimuma ulaştırma noktasında problem yaşamıyor. Bir diğer ele alacağımız nokta da fitness zaten insanın ömrünü artırdığı için ve o ömrünü daha sağlıklı, daha üretken, daha hastalıklardan uzak tutabildiği için bu insanın kariyerinde zirveye ulaşma potansiyeli de artar. Yani ben 10 sene bir kariyerin bir sektörün içerisindeysem 10 de ulaşabileceğim nokta sınırlıdır. Fakat ben 50 yıldır fitness sektöründe olsaydım muhtemelen şu anda çok 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 daha ileri noktalarda olacaktım değil mi mantıken yani. İşte buradaki çalışmada tam bu bahsettiğim sebep yüzünden uzmanlar insanları fit olmaya nasıl teşvik edebiliriz? Fit olurlarsa daha iyi üretim yaparlar, her şey daha güzel akar diye kafa yoruyorlar. Ve diyorlar ki, kainatta çok fit olma diye bir problem yok. Yani ne kadar fit olursan o kadar iyi. Haftada 3 saat antrenman yapıyorsun. Bunu 8'e çıkardığın zaman bize sadece daha iyi geri dönüş yapıyor diyorlar. Fitness genel olarak enerjiyi yükseltiyor, stresi, kaygıyı azaltıyor, konsantrasyonu artırıyor, IQ'ya bile belki pozitif etki yapıyor. Özgüveni ve girişkenliği artırıyor. Biz yani çok yetenekli olabiliriz kendi mağaramız içerisinde fakat bunu da biraz sunmamız, tekrar geri beslenmemiz ve tekrar daha gelişmiş bir üretim yapmamız lazım. Ek olarak fitnessla ilgilenen insanların start stopları daha az. Yani bu arkadaşların hasta olup iş gücünden uzaklaşmaları vesaire daha az. Dolayısıyla mantıken bu insanların iş katkıları da daha verimli olacaktır. Biz doğrudan sonuçlara bakalım. Benim bu iddialarımı destekliyor mu? İşte bu rapor diyor ki, egzersiz yapan insanlar %6 ile %10 arası daha yüksek gelir elde ediyorlarmış. Biraz egzersiz bile fayda sağlarken ne kadar çok egzersiz o kadar pozitife doğru bunu artırıyormuş. Tabii ki 3 saat egzersiz yapan insan haftada 10 lira gelirini artırıyorsa 10 saat egzersiz yapan kişi belki 15 lira gelirini artıracak. Ama her zaman artışla alakalı bir pozitif korelasyon var. Bu tabii ki aynı kat sayılarda olacak diye bir katkı yok. Öyle olsaydı ne kadar çok egzersiz yaparsak o kadar çok para kazanırdık. Bu böyle bir şey değil ama egzersiz miktarı arttıkça kazanacağımız para da o trendi takip edecektir. Bu çalışmaya göre anket yapılmış ve bu anketlere göre egzersiz miktarını artıranlar daha çok para kazanmışlar. Yani yine dediğim gibi bu bir anket tabii ki. İnsanlar kendi burada söylemlerinde belki doğruyu konuşmuyor olabilirler. Fakat kafamıza göre yorum yapmaktan çok daha net bir ifade. Kariyer noktasında başarılı olan insanların alışkanlık düzenlerinin de sağlık alışkanlıklarının da daha verimli olduğunu buradan öğrenebiliyoruz. Yine bu çalışma diyor ki az oturup çok hareket etme gibi programlar yani iş yerlerinde örneğin bizim yüksel büyük şirketlerde böyle çalışmaları yapmıştı. Oradaki insanların daha çok hareket etmesini, beslenme alışkanlıklarını geliştirmesine dair yapacakları ufak tefek iyileştirmeler bile fayda sağlıyormuş. Bu insanlar bir de fit olsa, kendileri hakkında böyle çok iyi hissetseler, daha böyle özgüvenli, girişken olsalar tabii ki daha da büyük etkisi olacaktır. Tabii yine de Şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Eğer ben vaktimi çok fazla sporla harcıyorsam ve ben bir sporcuysam artık sporu çok fazla vakit ayırdığım için kariyer noktasında bazı kesikler yiyebilirim. Ama bu durumda da ben e, bu bir hayat tercihi olur. Eğer ben sporla bu gelir elde etmenin bir yolunu bulabiliyorsam bu bana ekstra negatif bir darbe vurmaz. Yani ben zaten hayatımı geçindirmek için uykuyla beraber en çok vakti harcıyorum. Kişinin katma değerli bir şey yapabilmesi için paraya ihtiyacı var. O parayı kazanmak, hayatını geçindirebilmek için de zaten asgari ölçekte bir şeyler yapmaya ihtiyacı var. Ben sporcu olarak mesela ve yayın yaparak para kazanıyorum. Ama sürekli olarak benim yeni üretimler ve argeler yapmam lazım ki bu treni biraz daha öteye taşıyayım. Yani her gün yapmam gereken sıradan işler var. Bunlar beni aynı noktada tutar. Bunun üstüne de arge yapmam lazım ki zekamı geliştireyim, üretkenliğimi geliştireyim değil mi? Yani normal iş yapıyorsun plus arge yapıyorsun. Çoğu normal işe giden insanlar zaten arge marge yapmıyorlar. Yani bu insanın spor yapıyor olması mı o insanın argesini elinden aldı diye düşünebilirsiniz. Belki adamına göre bu gerçek de olabilir. Zaten hayatımızda da spora ağırlık verdiğimiz dönemler ve başka şeylere ağırlık verdiğimiz dönemler olacaktır. Hayat bu kadar statik değil. Belki siz üniversitede bir RG ile çok uğraşacaksınız. iki sene spora ara vereceksiniz. Sınava hazırlanıp spora ara vereceksiniz. Bu durumlarda da benim önerim sadece minimal düzeyde tutup haftada belki bir gün, iki gün egzersiz yapıp bunu hafif tutup belki böyle inanılmaz kas kütlesi eklemeyeceksiniz o esnada. Fakat hem biraz stres atacaksınız hem biraz zihni açacaksınız. Bir daha alacaksınız. Arkadaşlarınızla beraber kahve içmek yerine, boş lakırdı yapmak yerine, spor salonunda sosyalleşeceksiniz. Sonra dönüp tekrar o arginizi yapmaya devam edeceksiniz. Yani hayat bu kadar statik değil arkadaşlar. Şöyle bir örnek verebilirim. Eğer biz büyük paralar kazanmak istiyorsak biraz para harcamamız lazım. Eğitime para harcamamız lazım. Belki birkaç girişim yapacağız. O girişimler çok verimli olmayacak. Onlara para harcayacağız. Yatırımlar yapacağız. Birkaç tanesi batacak. Belki aralarından bir iki tanesi tutacak. Dolayısıyla spend money to make money. Hani ekonomik 101. Dolayısıyla bizim de bazı şeylere kişisel hijyenimize, uykuya biraz zaman harcamamız lazım ki o bize daha büyük bir verimlilikle geri dönsün. Biz de işimize, sanatımıza daha fazla odaklanabilelim. Yani Elon Musk'lar, Jeff Bezos'lar birilerinin iddia ettiği gibi çok az uyuyup hiç egzersiz vesaire yapmayıp saatlerce laboratuvarda çalışmıyorlar. Bu fantazi neden var bilmiyorum ama ben hayatımda çok yoğun çalışan bir insanım. Özellikle hayatımın son 10 senesi. Bu 10 sene içerisinde çok çalışabildiğim günlerde bile 4 saat 5 saat efektif çalışabiliyordum. Yani bunlar arasına illa bir şeyler koyman gerekiyor. Sürekli olarak baltayla ağacı kesmeye çalıştığında olmuyor. O baltayı biraz bileylemen gerekiyor. Son olarak şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Ee, bazı veliler beni izleyip diyebilir ki ya çocuğumuz, çocuğumuz üniversitesini bitirsin, işini alsın, ondan sonra gitsin, sporunu da yapsın, fitnessını da yapsın vücudunu da geliştirsin. Fakat okul zamanı bunlara hiç vakit ayırmayalım. Çünkü kişinin eğitiminden çalıyor diye düşünebilirler. Onlara da bu araştırmayla yanıt vermek istiyorum arkadaşlar. Fiziksel aktivite eğitim sürecini ya pozitif etkilemiş ya da hiç değiştirmemiş. Yani kesinlikle negatif etkilememiş. Çocuğun ya da işte bir üniversiteli genç yetişkinin biraz eğlenmeye, biraz rahatlamaya ihtiyacı var. Kendisi hakkında iyi hissetmeye ihtiyacı var. Kendisi hakkında iyi hissettiği zaman bu kişi Böyle biraz daha fit olduğu zaman çevresinde işte atıyorum şişman sonunda kimse alay etmediği zaman bu kişinin çalışma o çalıştığından daha iyi geri dönüşler alma, bunları sunabilme becerisi de artacaktır. Yani bu kişi evde sessiz sessiz çalıştığı zaman çok bir faydası da olmayacaktır. Ya ben kendi hayatımdan da buna örnek vereyim arkadaşlar. Ee, bunu çok net hissedebiliyorum. Yani sporun verdiği özgüven senin başka işlerde de daha rahat, daha böyle girişken olmanı sağlıyor. Birçok arkadaşım mesela IQ olarak belki benden iyi olan birkaç tane arkadaşım vardı ilkokulda lisede çok daha fazla vardı. iyi bir okuldaydım. Birçok arkadaşım zaten yani sınıfımın ortalamasından muhtemelen önde değildim en azından. Fakat bu arkadaşların birçoğu hayatını çok tek düze götürdüğü için başka alanlarla bağlantı kurma ve e, link kurma becerileri olmadığı için çok tek düze baktıkları için sadece kitap 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 diye baktıkları için kariyerleri çok iyi ilerlemedi. Girişken olan, farklı alanlardan beslenen insanların kariyerleri, okul tercihleri, sınav sonuçları çok daha iyi oldu. Yani ilkokulda inanılmaz zeki olduğunu düşündüğüm matematikte falan beni yatırıp kaldıran arkadaşlarım, benim yaptığım puanı bile yapamadı. Çünkü hayatta sadece tek bir beceri tek bir noktada böyle çok iyi olmak bir şey ifade etmiyor. Diğer noktalarda da bazı asgari gereksinimleri sağlamak gerekiyor. Örneğin siz matematiği çok iyi yapabilirsiniz ama okul tercihi noktasında yanlış inanışlarınız vardır. Örneğin bir devlet okuluna gidersiniz. Özel okullara gitmek çok zararlıdır vesaire dersiniz. Fakat özel okula giden başka bir insan orada farklı kültürlerden, farklı noktalardan çok daha iyi beslenir. Senin de tek derdin memur olup oradan mezun olmaktır. 15 yıl sonra hayatınıza baktığınız zaman arada çok farklı <laughs> noktalar olabilir arkadaşlar. Bunların da iyi araştırılması lazım. Gel gelelim 3. kısma. Spor çevreleri, spor komüniteleri, çoluğumuzu çocuğumuzu gönderdiğimiz o ortamlar, bu holiganlar, bütün bunlar bizim IQ'muzu düşürmüyor mu ya? Furkan futbolla ilgilenen insanlara bir bakar mısın Allah aşkına? Twitter'da neler yazıyorlar? Sokaklarda neyin kavgalarını yapıyorlar? Maganda bunlar. Nasıl bu spor insanın IQ'sunu düşürmüyor diye düşünebilirsiniz. Birincisi tabii ki sporu izlemek ve onun fanı olmak, onun alkış tutanı olmakla sporu icra eden olmak, kendi bireysel e, sağlığın için egzersiz yapıyor olmak çok farklı şeyler. E, dolayısıyla bu kısımda çok böyle bunu uzatmayacağım ama değinmeye gerek var. Bunu bir akademik çalışmayla destekleyemem çünkü yani konudan çok uzaklaşıyoruz o zaman. Örneğin e, holiganların çoğu çok fazla alkol alıyorlar ve hayatlarına dair kötü bir tercih yapıyorlar tabii adam deplasmana gidiyor. Kendine jilet atıyor yani. Şimdi bu arkadaşa ne diyeceğiz ama e, pozitif tarafları da var tabii ki. Bu arkadaş belki başka türlü hiçbir sosyal çevre içerisinde kabul edilmeyecek veya bir şekilde hayatı ona evrilmiş O bağlamda bir sosyal bağ kuruyor. E, yani tutup da bütün holiganlar, manyak vesaire demenin anlamı yok. Tabii ki insanlar bazen kızıyorlar, saçma sapan şeyler de yapabiliyorlar. Her alanda bunu görüyoruz. Hayvan severlerde görüyoruz, siyasi partilerde görüyoruz, dini cemaatlerde vesaire görüyoruz. Aynı şekilde spor söz konusu olduğu zaman da insanlar holiganlaşabiliyor ve bunun meşru bir şekilde sporla atmaları belki de atmamalarından çok daha iyi. Yani spor önemli arkadaşlar. Ama spor salonları içerisine baktığımız zaman spor salonları içerisinde biz öğrencinin ya da bir işte gencin bir yetişkinin yaşayabileceği en kötü şey steroid doping kullanımıdır. E bu da zaten çok fazla kabul görmez. Yani dışarıdan gelen insanlar böyle bu, bu noktada çok kolay bu işin içerisine girmezler. Burada bireysel olarak senin girmek istemen lazım yani. Yani spor salonuna gittin diye kimse sana hani personal training satmak ister, supplement satmak ister, protein tozu vesaire. Ama kimse sana steroid satayım, gel buraya vesaire demez doğrudan. Sen biraz onun bağını kurarsın, iki alver yaparsın, muhabbet oraya bir şekilde gelebilir. Ve bu da ciddi bir risktir tabii ki. Fakat bütün bunları sporun bir problemi olarak adletmek Bence doğru değil. Özetle bu noktada diyebileceğim yani her çevre kötü olabilir. Bir insan her noktada kötü travmalar yaşayabilir. Örneğin üniversitenin dans kulübüne gidersin. Orada da arkadaşların seni dışlayabilir ve hayatına kötü şeyler gelebilir. Yolda dümdüz yürüyorsundur başına kötü şeyler gelebilir. Ee, doğal afetlerden dolayı travmalar sahibi olabilirsin. Yani bütün bunları aşmanın yolu aslında bunları pozitif alışkanlıklarla ve pozitif çevrelerle dönüştürmektir. Eğer fitness çevrelerinin biz tırnak içerisinde geri zekalı olduğunu veya zararlı alışkanlıklara sahip olduğunu düşünüyorsak bu sefer bizim ilgilenmemiz gereken nokta fitness çevrelerini nasıl daha sağlıklı bir şekilde dönüştürebiliriz diye düşünmek olmalıdır. Yani fitness çok faydalı ama fitness çevreleri kötü o zaman komple fitness'ı çöpe atalım değil. O zaman kötü çevrelerden şu fitness'ı kurtaralım. Daha akıllı insanları bu fitness çevrelerinin içerisine sokalım diye düşünmeliyiz. Ağır sağlam tam olarak böyle bir proje. Şöyle sosyal medyaya biraz baktığım zaman fitness konusunda ne kadar yetersiz olduğunu gördükten sonra size böyle kimsenin umursamadığı uzun videolar çekmeye başladım. Gel gelelim dördüncü noktaya. Yani fitnessla ilgilenen, sporla ilgilenen insanlar toksikleşiyorlar mı? Yani güç sahibi oluyorlar, kendilerine bir şey zannediyorlar. Bu konu hakkında ne diyebiliriz? Öncelikle şimdiye kadar saydığım fitness'ın bedeni geliştirme, özgüveni artırma, stresi, anksiyeteyi ve agresyonu doğal bir şekilde, meşru bir şekilde açığa çıkarmasına vesile olma gibi sebeplerinden dolayı bu arkadaşların genel olarak toplumda daha çok kabul gören, daha çok sevilen insanlar olma olasılığı yüksektir. Ayrıca bu arkadaşlar çevrelerinden de böyle bir kabul görme, takdir e, alabildikleri için ve bunun karşılığında da bir efor ortaya koydukları için bunu meşru bir şekilde yaparlar. Yani kişi sadece zengin olduğu için sosyal medyada hava basarak veya güzel olduğu için sosyal medyada hava basarak ne yapabilir? Başkalarının ilgisiyle beraber kendi psikolojisini bozabilir ve toksikleşebilir. Fakat kişi bunun için bir efor ortaya koyduğu zaman ve bu eforunun neticesi takdir görmeye başladığı zaman bu kişiye pozitif bir şekilde kendini ifade etme olanağı sağlar. Yani fitness'ın diğer noktalardan diğer tırnak içerisindeki başarı hikayelerinden ya da övgülerinden ya da o güç sahibi olma noktasını böylece ayırabiliriz. Fakat şöyle bir durum tabii ki söz konusu olabilir. Yani fitness kendi başına kişiyi daha agresif yapmaz ama kişinin psikolojik bir takım çözümleyemediği noktalar vardır. Bilenmiştir bir şeylere, baskıya, zorbalığa uğramıştır. Ve fitness sayesinde doping vesaire kullanarak yani hızlıca bu sonuca ulaşmaya çalışarak böyle bir anksiyetesi vardır yani hızlıca ulaşmalıyım. Ve o ulaştığı noktadan sonra çevresine daha böyle toksik davranışlar sergileyebilir. Bu, bu hayatın birçok alanında olabilir Kişi daha eğitim sahibi olabilir. Örneğin ya bir hikaye anlatıyorum burada. Ailesini çok sevmiyordu. Daha eğitim sahibi olur. Ailesine bak ben gördün mü ne kadar eğitimliyim diye hava basmaya başlar. Toksik hareketlere başlar. Veya kişi zengin olur. E, zengin olduktan sonra kötülük yapmaya başlar. Daha fazla zengin olmak için toksikleşir. Yani hayatın birçok alanında bunlar olduğu için tam olarak burada e, fitness'ın kişiyi daha agresif yaptığını söyleyebiliriz. Aksine fitness kişinin agresyonunu dengeler. Kişi bütün o enerjisini o maskülin tarafındaki o tırnak içerisindeki toksikliği eğer öyle bir şey varsa rahat bir şekilde atmasını sağlar. Kadın erkek agresyonunu böyle açığa çıkardığı için kendisini daha rahatlamış hisseder. Çok uzatmadan buradaki akademik çalışmalara bakalım. Spor gençleri problemli alışkanlıklardan uzak tutar ve pozitif bir rol modele yönlendirir. Antisosyal davranışları toplumun kabul ettiği sağlıklı davranışlarla yer değiştirir diyor. Faydalı mı faydalı. Peki burada ne diyor? spor programları kriminal davranışı azaltır ve tekrar ceza alma olasılığını azaltabilir. Yani bir insan zaten suçluysa, zaten e, kader mahkumuysa, hayatında bir şeyler ters gittiyse o zamana kadar bu kişinin spor gibi böyle pozitif şeylerle enerjisini atması ve kendini daha başarılı, daha mutlu hissetmesi o kişinin tekrar suç işleme olasılığını azaltır. Birçok insan, mesela Al Capone'dan örnek vereyim burada. Al Capone'la kendisini önemli hissetmek ister. Ahmet Mehmet de kendisini önemli hissetmek ister. Alkopon bunun için çok yanlış bir yol tercih etmiş olabilir ve kendini buna sürekli olarak ikna eder. O doğru bir şey yaptığını ve diğer insanlardan hiç farklı olmadığını düşünürken aslında topluma zarar veriyordur, toksik davranışlarda bulunuyordur. Dolayısıyla insanın psikolojisi yanlış gidebilir. Kişi zaten başarılı hissettiğinde, mutlu hissettiğinde yani belli aşamalarda daha da rahatlayacaktır. Dolayısıyla pozitif davranışlar sergilemesi daha olası olacaktır. Yani kişi kendini doğal olarak tatmin ediyorsa tutup da hokkabazlığa daha zor girecektir. Ve bu çalışmada da diyor ki fitness antidepresan özelliği gösterir. Yani antidepresan e, özelliği ne demek? Kişinin psikolojisini düzeltir. Kişinin anksiyetesini, depresyonunu azaltır. Sağlıklı düşünme olasılığını artırır. Bu şekilde sağlıklı düşünen bir insanın da tabii ki toksik olması veya suça karışması gittikçe zorlaşacaktır. Yani çözümleyemediği noktaları aşmasında yardımcı olur. Peki özetle fitness kişinin IQ'sunu düşürmedi. Belki artırdı ama en azından azaltmadı. IQ'su dışında da kişinin bilişsel becerilerine ciddi katkı sağladı. Fitness ilgilenen kişilerin üretkenliğini, kariyerini pozitif etkiledi. Fitness çevreleri kişiye pozitif şeyler kattı. Veya evet kişi yanlış tercihlerden dolayı kötü fitness çevrelerinde bulunabilir. Bunu da kabul edebiliyorum. Ve son olarak fitness kişiye pozitif bir rol model olma imkanı sağladığı için o kişinin toksik davranışlardan ve suça karışmadan uzaklaşmasını sağlar. Peki hiç haklılık payı yok mu bu eleştiriyi yapan insanların? Var. Şimdi de onu birazcık ele alalım. Bu tip eleştiriyi yapan insanlar genelde stereotipik bir badiciyi ele alıyorlar. Bu de çok iri yarı, eskiden ne iş yaptığı çok önemli değil, kısa süre içerisinde yoğun bir kas kütlesine sahip olmuş, bir anda çevresine bu gelişim de çok doğal, çok böyle akış içerisinde olmadığı için o kişi bu esnada perspektifini, düşüncelerini çok fazla besleyememiş. Doğrudan hayatında bir anda bir şeyler değişmiş. Tıpkı bir anda piyango ile zengin olmak gibi. Kişi zengin olmayı gerektiren becerileri ve sakinliği, dinginliği, olgunluğu kazanamamış. Bu arkadaşlar toksik davranışlar sergileyebilir. Bilim de bunu destekliyor zaten. Steroid bu noktada arkadaşlar hem sağlık açısından tıpkı o bir anda olgunluğu sağlayamadan e, psikolojisi bozuluyor ya kişinin ben ne oldum demeye başlıyor ya ve karakterini o güce, o kasa bağlıyor ya Kas noktasında da benzerini yaşıyoruz arkadaşlar. Kaslarımız büyüyor ama tendonlarımız, vücudumuzun diğer taraflarındaki yapıları, iç organları buna aynı şekilde tepki veremiyor. Dolayısıyla kişinin birçok noktada buradan zarar gördüğünü biliyoruz. Çalışmalarda birazdan madde madde sayacağım bunları gösteriyor. Buradaki sıkıntı kendine uzmanım, bilim insanıyım, doktorum diyen insanların bu dopingi Hormonları tutup da protein tozuyla ya da dumbbell indirip kaldırmayla eşitlemesi gerçekten akıl dışı arkadaşlar. Yani ben bir mühendis olarak bir sporcu antrenör değil mi? Normalde benim bu, bu, makaleleri okuduğum zaman anlayamamam lazım. Aslında böyle bir şey yok da. Ya ben bana göre her antrenör bunları okuyup anlaması lazım da. Şurada yaptığım analizi birçok uzmanın yapamaması beni gerçekten çok üzüyor. Keşke biraz fitness ilgilenseler de şöyle birazcık vizyonlarını çaplarını büyütseler. Bu kabul edilebilir bir şey değil ama haklılık payları bu noktada var. Yani bilinçsiz insanların fitness'ta body ile ya da işte dövüş sporlarıyla ilgilenen insanlara böyle dışarıdan böyle temkinli yaklaşmasını bir nebze de anlayabiliyorum. Burada da bu steroid kültürünün önemi çok arkadaşlar. Şimdi bu konuyla alakalı şöyle madde madde birkaç bilgi vereyim. Hızlı geçeceğim arkadaşlar. Bakın, Amerika'da 2022 yılında yapılmış bir araştırmaya göre 8. sınıfa giden çocukların yaklaşık %1'i, 10. sınıfa giden arkadaşların yaklaşık yüzde yarımı 12. sınıfa giden arkadaşların yaklaşık yüzde bir steroid bir kullandıklarını söylüyorlar geçtiğimiz 12 ay içerisinde son yıl içerisinde. O 8. sınıftakiler muhtemelen steroidleri bir miktar medikal tavsiye olarak kullanıyorlardır. Hani büyüme noktasında sıkıntıları varsa diye. 10. sınıf, 12. sınıf falan gördüğünüz gibi ya biraz kas yapayım, biraz ilerleyeyim diye bu arkadaşlar kadın erkek doping maddeleri kullanıyorlar. Amerika'da böyle, Türkiye'de de bundan çok farklı olduğunu zannetmiyorum oransal olarak. Fakat e, Amerika'da fitness piyasası çok daha büyük. O yüzden fitnessle alakalı olarak doping kullanımı orada sayıca yüksektir ama Türkiye'de de oransal olarak benzer olduğunu düşünüyorum. Bu sadece çocuklar üzerinde yapılmış çalışmalar. Yani bir spor salonuna girdiğinizde benim kişisel gözlemim, spor salonunda 100 kişi varsa bunlar arasından 10-12 tanesinin dopingli olduğunu düşünüyorum. Zaten spor salonuna devam eden kişi muhtemelen yani bir geldikten sonra en azından 3 ay sonra devam eden kişi 20 kişi. Bu 20 kişinin 12 tanesi bu şekilde dopingli arkadaşlar. Bunların da çoğu bir süre sonra bu işi bırakıyorlar, devam ettiremiyorlar. Neden devam ettiremiyorlar? Çünkü anabolik steroid kullanımı beyin ve ruh sağlığını kötü etkiliyor. Bunları madde madde verelim. Steroid kullanımı karaciğeri, tansiyonu, kalbi mahveder. Steroid kullanımı saç döker, cildi mahveder. Bunlar kozmetik etkileri. Steroid kullanımı cinsel performansı, sperm kalitesini mahveder. Steroid kullanımı agresyon yapar, depresyon ve anksiyete yapar. Beyni bozar, toksikleştirir. Sporun tam tersi. Spor bunları azaltırken steroid kullanımı bunları artırıyor. Steroid kullanımı gerçek manada IQ düşürüyor. Bilişsel kapasiteye zarar veriyor. Davranış bozuklukları adeta bir psikolojik sorunluya dönüştürebiliyor. Arkadaşlar, bunlar tabii ki dopingi kullanımını ve dozunu artırdıkça artan şeylerim. Örneğin 3 ay bir kür yapıp çıkmış insanla 5 sene boyunca farklı farklı doping dozlarını kullanmış insanı bir tutamayız. Bir insanın bu dopingden çok fazla etkilenmemesi için çok bilinçli bir şekilde doktor kontrolüne vesaire buna girmesi lazım. O zaman bu etkiler azalır. Bunlar biter demiyorum. Bunlar azalır. Yani ben dopingi aman efendim çok bilinçli kullanıyorum, doktorum var falan. Bu hikayeleri kimse birbirine anlatmasın. Strich satanlar böyle yalanlar söylüyorlar. Bu doğru değil. Fakat bir miktar daha önlenebilir olur bu. Yani e, afet geliyorlar ama sen bir miktar daha hazırlıklısındır buna. Öte yandan tabii sporcu gerçekten başarılı bir sporcuysa çocukluğundan beri e, antrenmanları, disiplini artık kariyer olarak o adam zaten sporcu olacak. Bunun üstüne bir de belli bir seviyeden sonra doping kullandığı zaman illegal değilse yani yaptığı iş ya da bir şekilde kılıfına uyduruyorlarsa bilemiyorum. Ne olur bu adamın karakteri o kadar kötü etkilenmez. O yüzden bazı doping kullanan böyle olgun sporcular gayet sakin, rasyonel, düzgün insanlardır. Yani doping kullanıyor diye insanı ben manyak sıfatını sokmuyorum hemen. Ama dedim ki buradaki fark bu yani dün e, neydin bugün ne oldun tarzında doping kullanan insan tıpkı hayatındaki gibi birçok faktörün değişebileceği gibi biraz egosu biraz psikolojisi bozulacaktır. Burada iki tane link var arkadaşlar bu linkleri incelediğiniz zaman burada benim anlattığım şeylerin daha detaylı olarak açıklandığını göreceksiniz. Dolayısıyla arkadaşlar sporcuların karakterleriyle alakalı noktalarda da bu doping şerhini ortaya koymamız lazım. Biz de bununla mücadele ediyoruz zaten. Ağır sağlamın felsefesi bununla mücadele etmek. Ee, ne kadar yaygın olduğunu, spor çevrelerini ne kadar toksikleştirdiğini zaten mesela bizim yorumlarda da görebilirsiniz. Adam geliyor benim gibi bu kadar araştıran, eden ve disiplinli olduğu, hayatının her alanında belli olan, her alanda örnek gösterilen bir insana vitamin siz bu işi beceremedin bilmem ne diyor. Kendisi 3 aydır spor yapıyor. Ben 10 senedir bu işi yapıyorum ve ulusal uluslararası yarışmalara girmişim ve benim başarısız olduğumu iddia ediyor. Zaten psikolojiler o kadar kopmuş ki bazen spor çevrelerinde. E, özellikle böyle eğitimli işte videoları takip eden, yayınları takip eden arkadaşları hariç tutuyorum. E, çok yalan yanlış şeylerin peşinden gidip ondan sonra işte yağ yaktıran çay, bilmem ne yaptıran ilaç peşine düşebiliyorlar. Ya bu da toplumun genel e, hali tutumu. Ya bir toplum her noktada kendi karakterini bir manada yansıtır. Bizimle maalesef durumumuz böyle spor noktasında. Ben yani Edirne'den öteye gittiğim zaman böyle davranışları daha az görüyorum. Daha bir bilinç, daha bir sükunet görüyorum. Bu yüzden spora da sallayan insanların şunu biraz öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu öğrenin ki spora doğru yaklaşın ki spordan da insanlar faydalansın, hayatının geri kalan kısmına da bunu eklesin. Söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Spor yapmak önemli. Dünya Sağlık Örgütü'nün dediği gibi spor eksikliği yaşıyoruz. Tutup da bunun üzerine e, bilim insanlarının yani bilim insanı değil her doktor ama doktor kisvesiyle insanlara egzersizin zararlı olduğunu, akla mantığa ters bir şeyler yaptığını söylemek çok büyük bir yanlış arkadaşlar. Onları kibarca uyarmak ve doğru insanlara aktarmak da bizim görevimiz. Kendinize iyi bakın.